İl yöneticilerim, konuşmama öncelikle değerli büyüğümüz, partilimiz Hayrettin Hocam'a rahmet ve başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Ülkemiz zor bir dönemden geçti, hepinizin malumu. Her birimiz sahip olduğumuz milli bilinçle omuzlarımıza yüklenen tarihi sorumluluğun farkında olarak şanlı Türk milletinin zor zamanlarında görüş farklılıklarına rağmen Kuvayi Milliye ruhuyla her zaman bir araya gelme geleneğine sahiptir. Yaşadığımız bu dönem zor dönemde şartlar bizi bu ruh ile İYİ Parti çatısı altında bir araya getirmiştir. İlçemiz ve Türk siyasetine katkı sağlayacağına ve güzel çalışmalar yapacağına inandığım bir yönetim kadrosuyla karşınızdayız, göreve başladık. Bizim siyasi anlayışımızın temelinde her zaman millet olacaktır. Milletimiz için faydalı olan bütün projelerin yanında olacağız, destekçisi olacağız. Milletimizin yararına olmayan tüm projelerinde karşısında olacağız, eleştireceğiz. Bununla ilgili uyarılarımızın tamamını yapacağız. İskenderun ve Hatay'ı hak ettiği yere getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Millet odaklı siyasetin nasıl yapılacağını tüm siyasi rakiplerimize göstereceğiz. Herkesin kendi gölgesinden korktuğu bir dönemde, böyle bir dönemde millet adına ve memleket adına derdini dertlenen, bizimle yola düşen değerli yönetim kurulu arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Nazmi Ceylan, daha önce bildiğiniz gibi İskenderun MHP teşkilatındaydık, oradan meclis üyesiydik. Devlet Bahçeli'nin AKP'ye yanaşmasından sonra da istifa ederek İYİ Parti saflarına katılmaya karar vermiştik. O günden bugüne de İYİ Parti destekçisi ve yanındayız. Şu anda da il yönetim Sivas grubu üyesiyiz. Hakan Ofi'den bildiğiniz üzere İYİ Parti İskenderun kurucu ilçe başkanlığı görevini icra ettik daha belediyatında. Halihazırda da yine partimizin içerisinde layık görülen görevi yerine getirmeye çalışacağız. Bütün çabamızla, mücadelemizle. Ahmet Cerrahoğlu, Hatay İl Başkan Yardımcısıyım. Bu bölgeden sorumluyum bu taraftan. İskenderun Teşkilatı'nı demin başkanımın da ifade ettiği gibi toplumun bütün kanaat önderlerine, sivil toplum kuruluşlarına, dinamiklerine hitap eden çok genç ve aynı zamanda da bu gençleri motive edecek çok tecrübeli bir ekip oluşturduk. Profesör Doktor Zafer Savaş Doğantan. Ben 26 yıldır İskenderun'da yaşamaktayım. Mustafa Kemal Üniversitesi kurulurken Gaziantep ODTÜ'den buraya geldim. Ve mühendislik mimarlığın kurucu dekanı. Birçok fakülte, yüksek okul, konservatuvarda yöneticilik görevlerinde bulundum. Rektör yardımcılığı, genel sekreterlik görevlerini yürüttüm. 41 yılı aşkın bir süredir bilime, üniversiteye hizmet etmekteyim. Bilgi birikimi ve deneyimimi ülkem için kullanmak istiyorum. Herkese hoş geldi. Ben güzel enerjiler alıyorum inşallah. Semira Üz, Mustafa Kemal Üniversitesi mezunuyum. Lojistik bölümü. Uzun yıllar lojistik eğitmenliği yaptım. Bölgeye lojistik ara elemanları yetiştirmeye yardımcı oldum öğretmen olarak. Daha sonra o görevi bırakmak zorunda kaldım. Bir takım nedenlerden dolayı. Hatta lojistik üssü kurma çabalarımız falan da suya düştü siyasetten dolayı. Çok çok uzun yıllar önce, belki hatırlarsınız bilmiyorum ama YDH diye bir parti vardı. Başkanımız Cem Boyner'di. Orada gençlik kolları başkanlığı yapmıştım. Çok uzun yıllar sonra da kıymetli büyüklerimiz var. İçinde bulunmamı istediler. Partimizin adı da İyi Parti, iyi şeyler olacak dediler. Genç enerjimizi vermek için bu yola çıktık. Merhabalar, ben Deniz Kaya. Anneyim.
Tıbbi sekreterim, memleketimiz için bir yola çıktık. Türk siyasi arenasında yapmakla sorumlu olduğu görevlerini yerine getirmekten aciz karakterler gördük maalesef. Ne İskenderun, ne Hatay, ne de Türkiye hak ettiği yere gelmiş durumda değil. Biz Cumhuriyet'in niteliklerini taşıyan aydın insanlarla yola çıktık ve bunun için mücadele edeceğiz. İskenderun'da 3 yıldır avukatlık faaliyetlerini sürdürüyorum. Yeni, genç ve dinamik bir kanlı ve İskenderun için çalışmalarımıza başladık. Her şey iyi olur mu?